Neden LoL gibi oyunlara falan bu kadar karşısın diye bir sordu bir arkadaş. İzah etmesi de zor ya. Yani en nihayetinde şeye geliyor konu. Yani sömürü düzeninin bir parçası olduğu için LoL'e karşıyım falan gibi çok geniş bir şey geliyor. Yoksa LoL tek başına baktığında kötü bir oyun değil. Hani bugün LoL'cülük ya da LoL tayfa olmasa bence League of Legends hepimiz ara ara oynayabiliriz yani. Mesela Dota 1 benim için öyleydi. Onu anlattım millete biraz. Dota'nın üzerinden lig kuran, para kazanan, ünlü olan, turnuvaya katılan, meslek sahibi olan hiç kimse olmadığı için daha rahat bir oyundu, bir moddu ve hepimiz oynuyorduk LoL'ü mesela. Yani Dota 1'i. Bilmiyorum sen oynar mıydın Dota 1'i baktığında? 80 saat oynamışım Steam'e göre. Dota 1. Dota 1 Steam'de olmaması lazım çünkü Warcraft 3'ün şeydi, haritası Ay internette indirilen. şey diyorsun. Okey. Oynadım canım. D-Day'de oynuyordum ben. Hatırlar Ha, mısın D-Day D-Day'i? falan değil mi? Anladın mı? Yani böyle Evet. Dota 2, Dota normal Steam'deki Dota'yı diyorum ben. 80 saatim vardı. Ha, yok Steam'deki Dota değil. Dota 1 yani orijinal Dota şey. Bir tane moddu abi. Kimse böyle o kadar ciddiye falan almıyordu şimdi. Böyle mesleğe falan dönüşünce üzerinden birilerini sömürmeye dönüşünce şey de çok diyen oluyor chatte falan mesela. İşte abi almak zorunlu değil ki skinleri karakterleri falan diyor herkes. Ya güzel de alıyor millet. Yani Tabii ki. niye Yani alıyorlar? abi çünkü işte yani şeyle ilgili ben de bu arada ciddi ciddi bir merak ettim yani League of Legends'ın. Şimdi benim çok ünlü bir beyanım vardır Twitter'da linç yemiştim. İlk yediğim linçti Yancılığa başladığı zaman. Hayırlı olsun kardeşim. 3 sene önce şey demiştim. Yani insanlar LoL oynuyorlar bir de yani bunu kariyerleri haline getiriyorlar. İnanılmaz bir şey falan yazmıştım. Sıçtılar ağzıma benim. Acayip yani neler neler yani. Ölüm tehdidi bile aldım yani gerçekten. Okay. Geçenlerde şeyi anlayayım diye Netflix'te belgesel var. League of Legends'ın belgeseli var. Şunu bir anlayayım falan diye izleyeyim dedim. Yok abi ya. 5 dakika izledim ve sonra dedim ki Allah belanızı versin dedim. Kapattım yani. Hani bir noktadan sonra yani yok ya dedim. Bunu dedim izleyemeyeceğim ya belgeselini gerçekten. Çünkü yani o kitle ve işte o kadar bana hitap etmiyor ki. O kadar ben değil ki yani. Ama evet. Evet tabii ki vardır ya. Yani tabii ki anlıyorum. Bu oyunu oynayan herkes de kötü değil yani. Herkes de şey değil yani. Ama bu her şeyle alakalı böyle anladın mı? Her şeyle alakalı bu arada. Tabi bu arada oyun kötü değil ha. Oyunun etrafında kurulan sistem kötü aslında yani. Yani bugün Demon's Souls oynuyorum şu an ben. Şey de yapabilir yani millet. Hadi bakalım her hafta Demon's Souls'da en çok Souls toplayan 5 kişiye 5.000 dolar hediye veriyoruz. İşte Twitch bilmem ne kuruyoruz. Twitch Rivals yapıyoruz. Souls kitlesinin bir kısmı böyle bu arada. Pardon. Ya işte hayır yapabilirsin. Souls'u böyle yapabilirsin. From Software aptal mı peki? From Software niye şey yapmıyor? Ne bileyim. İşte bu hafta sadece Knight açık ama ertesi hafta işte Rogue oynamak istiyorsanız şu kadar para vermeniz lazım. Bu hafta o karakter açık değil. Bilmem ne haritası release'den 2 sene sonra gelecek. Önce ilk haritayı çok iyi öğrenmenizi istiyoruz. Bu arada işte bu hafta ayrıca Kılıç Kalkan'a artı 2 boost almak isterseniz onlar 3 dolardan satılıyor. Öldüğünüz yerde tekrar dirilmek isterseniz de onlar da 9.90'lık diamondlarla satılıyor. Niye demiyor From Software'i? Geri zekalı mı From Software acaba? Yani Sanat için aradaki fark sanat, dalga bu. için sanat. Evet, yani ürün Muhabbet. üretmek, platform üretmek var. Bir de oyun yapmak var. Ne yazık ki League of Legends temelinde bir oyun olan bir ürün. Yani öyle bir durum. Tabii. Ben de LoL oynuyorum ama mecburiyet gibi bir şey bu. Yok bro, niye mecburiyet ya? Biz de D-Day oynuyorduk. Dota oynuyorduk ama Ultima Online'da da RP de yapıyorduk. Yani. Biraz şeyle alakalı, neyden keyif aldığınla alakalı bu yani. Şeyi anlatmak zor yani gerçekten. League of Legends'ın neden vatana millete faydalı olmayan bir şey olduğunu anlatmak birazcık zor yani. Evet. Free to play çünkü hayır ya free to play işte oyunun harcılamayabileceğiniz. Yani o şeyin içinde olmanızla alakalı bir şey. Yani bunun içinde olmak istiyor musunuz böyle bir dünyanın? İstemiyor musunuz? Hani istemiyorsan nerede olmak istiyorsun? Biraz kendini tanımakla da alakalı yani. Hani bu kadar da sürü psikolojisinde yaşamak iyi bir şey değil gibi sanki. Bir de biraz kitap okuyun ya. Kitap hiç okumuyor gibi geliyor benim artık günümüzde. Evet. Harbiden kitap okumak bence hala iyi bir şey yani.